Evet arkadaşlar, önceki dersimizde Helenistik dönem düşüncesi üzerinde durmuştuk. Bu dönemin iki tane önemli okulundan bahsettik. Bunlardan bir tanesi Epikürcülüktü, diğeri Stoacılıktı. Özellikle arkadaşlar Epikürcülükte siyasetten uzaklaşma, depolitizasyon dediğimiz yaklaşımın örneğini görmüştük. Demiştik ki Epikürcülükte siyaset bir anlamda insanın uzak durması gereken bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun nedeni de arkadaşlar Epikürcülüğün hazcı felsefesiydi. Bu felsefeye göre insanlar kendilerine acı veren şeylerden uzak durduğu ölçüde mutlu olabiliyorlardı ve siyaset de insana acı veren bir şey olarak tasavvur ediliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar Epikürcülük mutluluğun siyasi yaşamda değil, bireysel düzeyde aranmasını salık veren bir felsefe olarak karşımıza çıkıyordu. Yani Epikürcülük dediğimiz zaman karşımıza çıkan şey bir etiktir, bir ahlak felsefesidir arkadaşlar. Siyaset felsefesi bakımından değil, ahlak felsefesi bakımından Epikürcülüğün önemli olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yaklaşım arkadaşlar, Helenistik dönemin ikinci önemli okulu Stoacılıktı. Ve Stoacılık da bu dönemde özellikle yeni bir düzen tasavvuru, yeni bir düzen anlayışı ortaya koymaya çalışıyordu arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu yeni düzenin dünya ölçeğinde bir düzen tasavvuru olduğunu, kozmopolis düşüncesinin biz özellikle arkadaşlar Stoacılıkla birlikte karşımıza çıktığını söylemiştik. Stoacılık arkadaşlar dediğimiz zaman da işte eşitlik düşüncesine yapılan vurgu, insanların doğa yasaları karşısında eşitliği düşüncesi bu önemlidir. Bu demokrasi düşüncesine kapı açar demiştik. Modern demokrasi düşüncesini besleyen kaynaklardan bir tanesidir demiştik. Yine doğal hukuk düşüncesi, özellikle doğal hukuk, pozitif hukuk ayrımı üzerinden düşündüğümüzde arkadaşlar, doğal hukuk düşüncesi de iktidarın sınırlandırması düşüncesine kapı açıyordu. Stoacılıkta gördüğümüz bu doğal hukuk düşüncesi ve bu da bu iktidarın sınırlandırması düşüncesi de arkadaşlar özellikle yine belirtmiştik modern siyasi düşüncede liberal siyasi düşüncenin bir özelliğiydi. Dolayısıyla biz bu yönüyle Stoacılığın liberal siyasi düşünceye de beslediğini ifade etmiştik. Dolayısıyla özellikle modern siyasi düşünce açısından son derece önemli olan veya modern siyasi düşünce etkisi açısından baktığımız zaman arkadaşlar Stoacılığın önemli bir felsefe olduğunu söylemiştik. Şimdi arkadaşlar Roma siyasi düşüncesinden kısaca bahsedelim. Helenistik dönemden sonra Roma siyasi düşüncesinden kısaca bahsedelim. Sonra Hristiyan düşüncesiyle ilgili konuşmaya başlayacağız. Roma'da arkadaşlar eğer ilgili kaynaklara bakacak olursanız, ilgili kitapları okuyacak olursanız arkadaşlar Roma'da aslında çok orijinal bir siyasi düşünce görmüyoruz. Hani biz Roma'da siyasi düşüncenin çok zengin olduğunu, çok orijinal fikirlerin ortaya çıktığını söyleyemiyoruz. Bizim Roma'da gördüğümüz arkadaşlar siyasi düşünce daha önceki düşünürlerin düşüncelerinin bir anlamda tekrarı, çeşitli biçimlerde tekrarı. Onların özellikle Roma siyasi düzenini meşrulaştırıcı bir şekilde kullanımı, Roma siyasi gerçekliğini meşrulaştırıcı bir şekilde kullanımı biçiminde karşımıza çıkıyor. Yani biz arkadaşlar Roma deyince aklımıza siyaset felsefesi gelmiyor. Roma deyince aklımıza arkadaşlar siyasi düşünce çok fazla gelmiyor. Dediğim gibi orijinal bir siyaset felsefesi ya da siyasi düşünce yok. Özellikle arkadaşlar işte birazdan bahsedeceğim kısaca. İşte Platon'da, Aristoteles'te gördüğümüz karma yönetim düşüncesinin biz bir anlamda Romalı düşünürler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Yine arkadaşlar Roma siyasi düşüncesinde Stoacılığın büyük ölçüde etkili olduğunu görüyoruz. Bunu ifade edelim, belirtelim. Roma'da arkadaşlar daha çok hukuk ön plandadır. Bunun da arkadaşlar Roma dediğimiz zaman tabii Roma hukuku bu aklımıza gelir arkadaşlar. Roma hukuk aklımıza gelir. Hani biz arkadaşlar
Batı medeniyetini, Batı düşüncesini, Batı medeniyetini ele alırken arkadaşlar, işte Yunan felsefesini onun bir sütunu olarak görebiliriz. Batı medeniyetinin sütunlarından bir tanesi Yunan felsefesidir. Diğer arkadaşlar Roma hukukudur ki bugün de hukuk fakültelerinde Roma hukuku ders olarak okutulur. Bir diğer arkadaşlar Hristiyanlıktır. Hristiyanlık da önemli ve modern bilim düşüncesi. Bunlar arkadaşlar Batı medeniyet dediğimiz zaman karşımıza çıkan temel faktörler olarak karşımıza. Roma'da arkadaşlar öne çıkan şey hukuk. Bu tabi arkadaşlar siyasi Roma'nın siyasi gerçekliği ile de örtüşüyor. İşte Roma biliyorsunuz arkadaşlar bir imparatorluk. Roma bir imparatorluk olduğu için bir şekilde kendi hükmettiği alanda, kendi hükmettiği bölgede düzeni sağlamak zorunda, barışı sağlamak zorunda ki Pax Romana, Roma barışı diye de ifade edilir, geçer. İşte mesela Osmanlı ile Pax Ottomana, işte Osmanlı barışı diye geçer. Roma barışı, yani her imparatorluk arkadaşlar Roma bir imparatorluk olduğu için bir şekilde bir düzen sağlamak zorunda. Yani içeride düzeni dışarıda savaşsa da yayılsa da arkadaşlar imparatorlukların özelliğidir. Savaş ve yayılma böyle bir özellik olsa da kendi sınırları içerisinde arkadaşlar, kendi hakimiyet alanı içerisinde bu imparatorlukların biz özellikle düzeni sağlama gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar düzeni sağlama gayreti içinde olduğu için hukuk çok önemlidir. Hukuk toplumsal düzeni sağlayan, barışı sağlayan son derece önemli bir araçtır. Dolayısıyla arkadaşlar bu siyasi gerçeklik ve onun gerektirdiği düzen arayışı bir anlamda Roma'da hukukun ön plana çıkmasını, siyasi düşünceden ziyade hukukun ön plana çıkmasını doğurmuştur. Onu ifade edelim. Tabii arkadaşlar antik Yunan polisiyle kıyasladığımız zaman arkadaşlar, antik Yunan polisiyle kıyasladığımız zaman yine şöyle bir karşılaştırma da yapmak mümkün. Yunan polislerinde arkadaşlar son derece istikrarsız bir yapı söz konusuydu. İşte yönetimlerin sürekli değişmesi, yönetimlerin sürekli çalkantılı halde, istikrarsız bir şekilde kurulması, bozulması, yok olması, işte başka bir yönetim biçiminin ortaya çıkması gibi sürekli hızlı değişimin yaşandığı bir hızlı bir siyasi değişimin, işte devrimlerin, işte siyasi rejimlerin alt üst oluşlarının yaşadığı bir durum söz konusuydu Yunan polislerine baktığımız zaman. Ve arkadaşlar bu kaos, işte bu işte istikrarsızlık, bu ne diyelim, göre şeyle Roma ile kıyaslandığı zaman arkadaşlar düzensizlik şeyi de düşünmeye itiyordu. Düşünürler de belki öyle düşünüyorum ben. Bir açıdan zorluyordu. Yani gerçekten de arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. Ciddi sıkıntıların bunalımdan olduğu yerde belki düşünceler daha iyi gelişiyor. O sorunlara yönelik çözüm arayışı, o sorunları ele alma, o sorunları anlama yönelik çabalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Roma'da şey antik Yunan toplumunda, Yunan polisine baktığımız zaman biz gerçekten de zengin bir siyasi düşünce görüyoruz. Tabii sadece bunun açıklanmaz arkadaşlar. O dönemdeki düşünürlerin işte çok büyük düşünürler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani felsefenin kurucuları olduğumuz ama hani bu da bir açıklama çabası olabilir. Roma'ya baktığımız zaman ise arkadaşlar daha istikrarlı bir yapı var. Daha sağlam bir yapı var. İstikrarın, düzenin olduğu yerde göreli olarak şeyle kıyaslandığı zaman Yunan dünyası ile Yunan siyasi yaşamıyla kıyaslandığı zaman arkadaşlar böyle dönemlerde arkadaşlar belki çok da fazla hani düşünme çabası ortaya çıkmıyor diyebiliriz. Böyle de yorumlayabiliriz. Dediğim gibi sadece bunu açıklamaz ama böyle bir izah da belki yapılabilir. Yani yönetimlerin böyle alt üst oluşunu, dönüşümünü falan çok müşahede etmiyorlar
şeyler düşünürler. İşte mesela Platon diyelim ki arkadaşlar yönetimlerin değişiminden işte bahsederken işte titimokrasi efendim işte oligarşi efendim işte demokrasi tiranlık böyle yönetimlerin birbirine dönüşmesiyle birlikte işte tiranlı timokrasi askerlerin yönetimidir. Askerlerin yönetimi de zenginlik ağı üstüne çıkar. O oligarşiye dönüşür. Oligarşi zenginlerin baskısı işte beraberinde halkın isyanını getirir. O işte demokrasiyi getirir. Demokrasi de işte bir yerden sonra işte bir lider çıkar. O lider mutlak yetki elde eder. O tiranlığa dönüşür falan gibi böyle bir dönüşte bu şeyden bahsederken Platon arkadaşlar yönetimlerin bozulmasından, dönüşmesinden, işte birbirine dönüşmesinden bahsederken aslında bunu sadece kurgusal olarak yapmıyor. Tabii ki arkadaşlar bunu şey yapıyor. O dönemde de baktığımız zaman gerçekten de ciddi dönüşümlerin, ciddi değişimler olduğunu görüyoruz. İşte Aristoteles rejimlerin istikrarsızlığını incelerken, onları gözlemlerken, rejimlerin şeylerine bakarken, yapılarına bakarken arkadaşlar, biz aslında var olan rejimleri gözlediğini, o dönemdeki sorunları, o dönemdeki sıkıntıları gözlemlediğini görüyoruz. Roma'da arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi daha istikrarlı bir yapı var. Dolayısıyla hani orada o yönde arkadaşlar, o yönde baktığımız zaman hani biraz da yaşanan ortam, içinde bulunan durum siyasi düşüncenin tabii ki tek başına bu değil. Siyasi düşüncenin arkadaşlar zengin olması veya çeşitli olması veya orijinal olup olmaması gibi durumları biraz etkiliyor, öyle söyleyelim. Öyle bir şey ifade edelim. Belki şöyle bir şey de söyleyebiliriz arkadaşlar. Romalı arkadaşlar kuruluş çok önemliydi. Kurucular çok önemliydi. Roma İmparatorluğu'nda, Roma Devleti'nde, Roma düşüncesinde arkadaşlar kurucular, kurucu babalar çok önemliydi. Yani o şehri, Roma şehrini kuran, işte o imparatorluğun temellerini atan güç, başlangıç çok önemliydi. Dolayısıyla kuruluşu müthiş bir arkadaşlar önem var Roma'da, Roma düşüncesinde. Hannah Arendt arkadaşlar bunu anlatırken aslında Roma'da otoritenin kuruluştan geldiğini söylüyordu. Sürekli kuruluşun pekiştirilmesi, sürekli kuruluşun gücün kaynağı olarak, gücün manevi kaynağı olarak arkadaşlar. Yani biz potestas arkadaşlar, gücün maddi tarafı olarak görürsek arkadaşlar, potestas yani siyasi güç, biz buna iktidar diyelim arkadaşlar. Gücün manevi kaynağı olarak da otorite dediğimiz otoritas kavramı yani otorite kavramını görebiliriz arkadaşlar. Gücün manevi kaynağı, gücün meşruiyeti diyelim buna arkadaşlar. Potestasın dayandığı ilke Roma'da arkadaşlar Hannah Arendt'in ifade ettiği gibi şeyden kaynaklanıyordu, kuruluştan kaynaklanıyordu ve kurucular üzerinden otorite ifade ediyordu. Dolayısıyla arkadaşlar meşruluk bir anlamda kuruluşun pekiştirilmesi üzerinden sağlanıyordu. İşte gelenek kavramı mesela işte burada önemli hale geliyor, özellikle Roma'da arkadaşlar. Otorite ve gelenek ilişkisi Arendt'in belirttiği gibi önemli geliyor, hale geliyor. Arkadaşlar Romalılar felsefenin de kurucu olarak belki Yunan filozoflarını görüyorlardı. Yani o kuruluşa olan saygı, kuruluşun önemli olarak görülmesi düşüncesini daha genişlettiğimiz zaman işte felsefenin kurucuları olarak da Yunan filozoflarını gördüğümüz zaman belki Romalılar o anlamda baktığımız zaman o kurucuları ön plana çıkartıyorlardı. Yani biz o Aristoteles'in, Platon'un düşüncelerinin, işte stoacılığın Roma üzerindeki etkisini böyle de açıklayabiliriz, böyle de izah edebiliriz. Dediğim gibi çeşitli izahlar yapılabilir ama nihayetinde söylememiz gereken şey arkadaşlar, ifade etmemiz gereken şey Roma'da bizim Yunan felsefesinde gördüğümüz orijinallikte bir felsefenin olmaması, onu ifade edelim. Roma'da arkadaşlar, Roma'da
Siyasi düşünce dendiği zaman arkadaşlar işte üç tane düşünürden bahsedilebilir. Bunlara da çok detaylı girmeyeceğiz arkadaşlar. Birkaç cümle söyleyeceğiz. Bunlar Polybius, Cicero ve Seneca arkadaşlar. Bu düşünürlerin ismi geçer. Siyasi düşünce tarihi kitaplarına baktığınız zaman bu düşünceleri görürsünüz arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar biz Polybius ve Cicero'da Roma Cumhuriyeti'ni bir anlamda meşrulaştıran, Roma Cumhuriyeti'ni bir anlamda meşrulaştıran düşünceler görüyoruz. O Roma Cumhuriyeti'ni yücelten, idealize eden düşünceler görüyoruz. Demek ki bu düşünürler Roma'yı bir anlamda arkadaşlar Roma'daki siyasi rejimi bir anlamda yüceltmişlerdir. Onu olabilecek en iyi rejim olarak görmüşlerdir. Biliyorsunuz arkadaşlar Roma'da bir cumhuriyet dönemi ve sonra imparatorluk dönemi dediğimiz dönem ortaya çıkıyor. Polybius arkadaşlar, Polybius döngüsel bir tarih anlayışına sahiptir. Yönetimlerin doğacağını, büyüyeceğini ve bir yerden sonra yok olacağını düşünür. Yani döngüsel tarih anlayışı arkadaşlar aslında çizgisel tarih anlayışından önce geçerli olan anlayıştır arkadaşlar. Her şey işte aslında farklı farklı biçimlerde aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Yani mevsimler gibi nasıl ki mevsimler dönüyorsa sürekli olarak işte biz bir şekilde bir döngüyü yaşıyorsak aynı şeyler yeniden karşımıza çıkıyorsa aynı mevsimleri yeniden yaşıyorsak bunun gibi arkadaşlar insan da doğuyor, büyüyor, ölüyor, yeniden doğuyor, büyüyor. İnsan bir hayata bir döngü olarak düşünülüyor. Yine arkadaşlar toplumlar da öyle işte toplumlar doğarlar, büyürler, ölürler. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Bu döngünün dışına çıkma şansınız yok. Toplumlar doğarlar, büyürler. Yani her şey aslında arkadaşlar başka biçimlerde tekrar tekrar karşımıza çıkar. Döngüsel tarih anlayışı dediğimiz zaman arkadaşlar bir anlamda bundan bahsediyoruz. Ne zaman bu döngüsel tarih anlayışı arkadaşlar şey yapılıyor, terk ediliyor? Özellikle tek tanrılı dinlerle birlikte arkadaşlar. İşte biz bunu Hristiyan düşüncesinde Augustinus'tan bahsederken konuşacağız arkadaşlar. İnsanın dünyaya düşüşü ve ahirete doğru gidiş, ahirete doğru gidiş serüveni dediğimiz zaman orada artık çizgisel tarih anlayışına doğru geçildiğini görüyoruz. Bu çizgisel tarih anlayışı arkadaşlar işte ilerlemeci tarih anlayışı demek ki onların ortaya çıkmasında bu tek tanrı dinlerin büyük etkisi var da bu ondan önce arkadaşlar bu tek tanrı dinlerden önce baktığımızda döngüsel tarih anlayışının biz hakim olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi döngüsel tarih anlayışı arkadaşlar işte bir şey doğar, büyür, ölür. Her şey tekrar tekrar karşımıza çıkar. Hani biz diyorduk ya işte gök kubbe altında söylenmemiş söz yoktur aslında. Her şey başka başka formlarda ama aynı şey aslında öz itibariyle değişmez. Yeniden karşımıza çıkar. Ya da tarih tekerrürdür dediğimiz zaman işte mesela belki biraz böyle bir anlayış esas alıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Polybius'ta bu döngüsel tarih anlayışına sahip. Devletin kaynağının güç olduğunu düşünüyor arkadaşlar. İşte güçle birlikte devlet ortaya çıkıyor. Güç devleti yaratan bir şey olarak düşünüyor. Devletlerin doğduklarını, büyüdüklerini ve yok olduklarını ve sonunda yeniden başka devletten ortaya çıktığını söylüyor arkadaşlar. Yönetimlerin bozulduklarını, iyi biçimlerin, bozmuş biçimlerin olduğunu işte o şeyde gördüğümüz, Platon'da gördüğümüz, işte Aristoteles'te gördüğümüz işte her yönetimin biçiminin bir anlamda kendi işte diyelim ki aristokrasiden bahsediyorsak onun içerisinde bozulmanın tohumlarının olduğunu ve onun bir şekilde oligarşiye dönme eğiliminin olduğunu işte, ya da monarşiden bahsediyorsak onun içinde bozulma eğiliminin olduğunu, bir şekilde tiranlığa dönme eğilimi olduğunu, ya demokraside bozulma eğilimi olduğunu düşünüyor. Ama söylediği arkadaşlar, onu işte Polybius arkadaşlar anlatıyor. Şimdi yönetimler nasıl ortaya çıktı, nasıl değişti, nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Orada dediğim gibi işte Yunan felsefesindeki, antik Yunan siyaset felsefesindeki düşüncelere benzer şeyleri görüyoruz. Dediğim gibi yönetimlerin doğup büyüyüp öldüklerini söylüyor. Peki diyor, peki arkadaşlar bu durumda bizim yapmamız gereken nedir? Eğer
Eğer ezeli ebedi hiçbir zaman yok olmayan bir yönetim işi mümkün değilse, o zaman bizim şey yapmamız gereken, üzerinde durmamız gereken en dayanıklı yönetim biçiminin hangisi olduğudur. Yani madem ki bütün yönetimler ortadan kalkıyor, madem ki bütün yönetimler yok oluyor, madem ki ölüm, yok olma, yönetim biçimlerinin, toplumların yazgısı, bundan kaçma şansı yok. O zaman yapılması gereken en iyi yönetim biçimi hangisidir diye sorusu yerine en dayanıklı olan, en çok yaşayan, en istikrarlı yönetim biçimi hangisidir sormak. Burada arkadaşlar cevap olarak Polibus karma rejim diyor. Karma rejim, hatırlayacak olursanız arkadaşlar, Platon'da gördüğümüz rejim, Aristoteles'te gördüğümüz, Platon'un özellikle Yasalar isimli çalışmasında, Platon biliyorsunuz arkadaşlar ideal devleti ayrıydı ama Yasalar'da Platon karma rejim öngörüyordu. Aristoteles de arkadaşlar yine karma rejim düşüncesini savunuyor. Peki neydi karma rejim arkadaşlar? Karma rejim arkadaşlar, monarşinin, aristokrasinin ve demokrasinin içerisindeki iyi öğeleri birleştiren, olumlu tarafları birleştiren bir rejim. Bir anlamda arkadaşlar bu rejimin daha istikrarlı, daha dayanıklı olacağını söylüyor Polibus. İşte monarşideki işte yönetimin bir elde toplanmasının avantajlarından faydalanacak. Hızlı hareket etme, işte çabuk karar alma, gerekli durumlarda çabuk harekete geçme gibi özellikler yönetimi kolaylaştıran bir şey. Aristokrasi bilgelik, tecrübe, deneyim bir anlamda onun gerektirdiği özellikleri o rejime sağlıyor. Demokrasi de arkadaşlar halkın itaat etmesini kolaylaştırıyor. Halk yönetimde söz sahibi olduğu için bir ölçüde, yani tabii çok ciddi anlamda söz sahibi olması mümkün değil ama en azından hani belli tribünler işte vasıtasıyla belli bir takım şeyler, o döneme mahsus meclisler vasıtasıyla yönetime katılma imkanı bulduğu için bir şekilde yönetimi meşru görüyor veya itaati kolaylaştıran bir şey. Dolayısıyla bu üç özelliğin birleşmesiyle birlikte arkadaşlar karma rejim dediğimiz rejim modeli karşımıza çıkıyor. Bu rejim arkadaşlar, Polybius bu rejimi, bu karma rejim dediğimiz rejim arkadaşlar, Roma Cumhuriyeti olarak görüyor. Yani Roma Cumhuriyeti karma rejimin bir örneğidir diyor ve dolayısıyla demin de söylediğim gibi Roma Cumhuriyeti'ni yüceltiyor ve aslında şunu demek istiyor: olabilecek en iyi rejim Roma Cumhuriyeti'dir. Olabilecek en iyi rejim Roma Cumhuriyeti'dir. Gerçekten arkadaşlar Roma'da konsüller yönetimi var. Bu monarşi efendim unsurunu ifade ediyor. Monarşiyi bir anlamda monarşinin yansıması olarak görebileceğimiz konsüller yönetimi, konsüller var. Senato arkadaşlar aristokrasiyi bir anlamda içerisinde barındırıyor. Aristokrasinin yansıması olarak kendini gösteriyor ve demokrasinin yansıması olarak da arkadaşlar halkın etkin olduğu çeşitli meclisler var. Bu üçünün arkadaşlar birleşimiyle birlikte biz bir karma yönetim modelinden bahsediyoruz. Roma Cumhuriyeti'nde bu karma yönetim modelinin arkadaşlar tipik bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar biz Cicero'da da arkadaşlar, Cicero'da aslında benzer bir şeyi görüyoruz. Benzer bir şeyi görüyoruz. Aslında o da arkadaşlar bir açıdan baktığımızda Polybius'un düşüncelerine katılıyor. Yani katılıyor derken biz öyle ifade ediyoruz. Yani o da karma rejimin en iyi rejim olduğu düşüncesinde arkadaşlar. İşte üç yönetim biçiminin iyi taraflarının birleştirildiği, üç yönetim biçiminin iyi taraflarının bir potada eritildiği karma rejimi iyi rejim olarak görüyor ve onu da neyle özdeşleştiriyor arkadaşlar? Roma Cumhuriyeti ile özdeşleştiriyor. Sero arkadaşlar Polibüs'ten farklı olarak arkadaşlar aynı zamanda hani diyelim ki işte karma rejim düşüncesini Platon'dan, Aristoteles'in düşüncelerinden hareketle
biz anlatmıştık. Yani onun bir anlamda o düşünden etkisi olarak görebiliriz karma rejimi, bu Romalı düşünürlerdeki, Romalı düşüncelerin düşüncelerindeki bu karma rejim düşüncesini onun etkisi olarak görebiliriz. Fakat arkadaşlar çevre aynı zamanda sutacı düşünceden de etkileniyor. Çevre aynı zamanda sutacı düşünceden de etkileniyor arkadaşlar. Çevre arkadaşlar, özellikle arkadaşlar siyasi rejimi, cumhuriyeti bir yasaların yasaların sağladığı bir birlik olarak görüyor. Yani devlet yasalarla birbirine bağlamış insanlardan oluşan bir birlik. Bakın bu çok önemli. Hukuka arkadaşlar son derece yasaya son derece önem atfeden bir düşünce arkadaşlar. Yani bir anlamda arkadaşlar aslında yasaların hükümranlığı, yasaların hakimiyetiyle sağlanan bir birlik. Yasaların tabii ki yine yönetici falan var ama yasalara yapılan bir vurgu var arkadaşlar. İşte o özgür olmak için yasaların kölesi olmalıyız sözü Cicero'nun arkadaşlar bir anlamda bunu ifade ediyor. Yani aslında özgürlüğün koşulu yasalardır. Yasalar hükümran olduğu zaman herkes özgür olacaktır. Tabii bu özgürlüğü o günün koşulları içerisinde düşüneceğiz arkadaşlar. Modern anlamıyla bir özgürlük fikri yok. Fakat yasaların arkadaşlar bir anlamda hakimiyetine yapılan vurgu var. İşte o yasaların hakimiyetine yapılan vurgu da arkadaşlar sutacılığın etkisini gösteriyor. Sutacı düşüncenin etkisini gösteriyor. Sutacılıktan etkileniyor. Tabii yasa deyince arkadaşlar pozitif yasa anlamamamız lazım. Yine geçtiğimiz derste hatırlayacak olursak arkadaşlar, geçtiğimiz derste hatırlayacak olursak demiştik ki biz doğa yasasıyla pozitif yasayı birbirinden ayrı düşünmemiz lazım. Doğa yasası doğaya içkin olan sutacı düşünce üzerinden baktığımız zaman doğaya içkin olan doğal düzeni sağlayan akıl, evrensel akıl, logosun bir anlamda yansımasını buldu. Aklın ifadesini bulduğu yasalardır ve doğa yasası bu logosun aklın ifadesini bulduğu yasalar olduğu için doğa yasaları arkadaşlar içerisinde adaleti barındırır. Adaleti taşır. Yani biz doğa yasalarının arkadaşlar adil olduğunu kabul ederiz. Ve doğa yasaları arkadaşlar doğaya içkindir. Bir anlamda doğaldır, doğada vardır, yazılı değildir. Yani onu arkadaşlar birileri koymaz. Onu işte krallar, onu işte iktidarlar koymaz. O zaten iktidarlardan önce de vardır. Pozitif yasa iktidarların koyduğu yasalardır. Arkasında zorun bulunduğu yasalardır. Cezalandırmanın bulunduğu yasalardır ve bu ayrımda arkadaşlar ne demiştik? Pozitif yasaların adilliği veya pozitif yasaların meşruluğu o doğa yasalarına uygunluğuna bağlı demiştik arkadaşlar. Şimdi içeride arkadaşlar özgür olmak yasaların kölesi olmaktır derken arkadaşlar doğa yasalarından bahsediyor. O da kastettiği doğa yasaları bir anlamda içinde adaleti taşıyan, adaleti barındıran, adaletin bir anlamda ifadesini bulduğu, adaletin cisimleştiği yasalar olarak arkadaşları görüyor. Ve arkadaşlar bu yasaların evrensel olduğunu, bunu herkes tarafından bütün dünyada geçerli olduğunu, bütün bir dünya için geçerli olduğunu ve bunun herkes tarafından bilinebileceğini varsayıyor. Yani bu biz arkadaşlar insanlar olarak işte sutacı düşünce ne diyordu? Bütün insanlar logostan pay aldıkları için, akıldan pay aldıkları için eşittirler diyordu. İçeride arkadaşlar bütün insanların akıl sahibi oldukları için bu yasaların farkına varabileceklerini, bu yasaların farkına varabileceklerini söylüyor ve dolayısıyla aslında yasaların insanları birleştirebileceğini, bir birlik haline getirebileceğini düşünüyor. İşte siyasi birlik yasalarla sağlanan bir birliktir dediğimizde arkadaşlar, siyasi birlik yasaların insanları birbirine bağlamasıyla karşımıza çıkan bir birliktir dediğimiz zaman arkadaşlar, devleti böyle izah ettiğiniz zaman arkadaşlar aslında o şeyi görüyoruz biz burada bu izahta
hukuk düşüncesinin ön plana çıktığını ve ustacılığın etkisini görüyoruz. Burada arkadaşlar, yine biz bu yasaların üstün olduğunu, pozitif yasalardan farklı olduğunu içeride görüyoruz. Bu yasalar pozitif yasaları yaparken yönelilmesi gereken, referans olarak alınması gereken yasalardır. Çünkü adaleti içinde barındırdığı için arkadaşlar pozitif yasaların adilliği, pozitif yasaların meşruluğu bu duha yasaları dediğimiz yasalara uygun olmasına bağlı. Dolayısıyla arkadaşlar duha yasaları böyle birileri tarafından konmadığı için birileri tarafından da kaldırılabilecek ya da işte bir güç tarafından, bir iktidar tarafından üretilmediği için, zaten kendinden var olduğu için yine bir iktidar tarafından değiştirilebilecek bir mahiyet arz etmiyor arkadaşlar. Bunlar ezeli, ebedi, işte bir adaletin ölçüsü, meşruun ölçüsü olarak görmemiz gereken yasalar. Bu yasaların arkadaşlar bir anlamda bir hakimiyeti söz konusu. Şimdi arkadaşlar burada biz Çero'da cumhuriyet düşüncesine aslında işaret eden çeşitli unsurlar görüyoruz. Bu cumhuriyet fikri ni bir anlamda besleyen veya buna ilişkin ne diyelim hassasiyetler veya bu düşünceyi anlamamızı imkan sağlayacak, bu düşüncenin bir takım özelliklerini anlamamıza imkan sağlayacak bir takım şeyler görüyoruz, eğilimler görüyoruz. Mesela bu yasaların hükümranlığı düşüncesi arkadaşlar, yasalara yapılan vurgu, işte özgür olmak için yasaların kölesi olmalıyız düşüncesini biraz derinlemesine düşündüğümüzde aslında biraz bugün de cumhuriyetle ilgili yapılan tartışmalarla birleştirdiğimizde bunu cumhuriyet neyi ifade, cumhuriyetin dayandığı felsefe nedir veya temel şeyi nedir cumhuriyetin diye düşündüğümüzde arkadaşlar aslında onun bir takım şeylerini, özelliklerini biz Çeron düşüncelerinde görüyoruz. Cumhuriyet arkadaşlar bildiğiniz gibi Respublika diye biz şey yapıyoruz. Republic, Respublika. Respublika arkadaşlar herkese ait olan demek. Herkese ait olan demek. Yani ortak olan demek. Ne demek herkese ait olan, ortak olan? Kimseye ait olmayan, bir şahsa, belli bir kişinin tekenli olmayan demek arkadaşlar. Özgürlük arkadaşlar, cumhuriyet düşüncesine göre arkadaşlar, tabii ki arkadaşlar bu düşünceyi böyle şimdi benim anlattığım biçimiyle çıkar ortaya koymuyor. Biz onun söylediklerinden arkadaşlar bu cumhuriyetin felsefesi veya cumhuriyetin temel deneyi esas aldığı veya temelinde neyin bulunduğunu anlamamız için bu şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bu tartışmayı yapıyorum. Şimdi herkese ait olan demek arkadaşlar, kimseye ait olmayan, belli bir kişinin tekendi olmayan demek. Demek ki arkadaşlar cumhuriyet fikrinde bir anlamda arkadaşlar egemenliğin aslında herkese ait olması durumu söz konusu. Bir kişide olmaması veyahut da bir grupta olmaması, bir şahısta olmaması karşımıza çıkıyor. İşte mesela biz modern şeye baktığımızda arkadaşlar, döneme baktığımızda özellikle mutlak monarşilerden, mutlak yönetimlerden cumhuriyete geçişe şey baktığımız zaman arkadaşlar işte egemenliğin kralda olmasına yönelik tepki üzerinden cumhuriyet açıklıyoruz değil mi? Egemenlik bir kişide mutlak yönetimlerde, mutlakiyet yönetimlerinde egemenlik bir kişide bulunuyordu. Cumhuriyet arkadaşlar bir anlamda buna karşı çıkış olarak yani saltanat yönetimlerine, monarşilere karşı çıkış olarak kendini ifade ediyordu ve işte bizim bugün halk egemenliği dediğimiz şeyin de mantığı odur. Egemenlik bir kişiye ait olmamalı, herkese ait olmalı. Herkese ait olan cumhuriyet dediğimiz zaman aklımıza gelen Respublika, herkese ait olan, ortak olan anlamına geliyor. İşte arkadaşlar herkese ait olmayı sağlayan şey yasalardır. Herkese ait olmayı sağlayan şey yasalardır. Yasalar herhangi bir kişinin tekelinde olmadığı için arkadaşlar yasaların hükümranlığı, yasaların hakimiyeti, yasaların bir anlamda geçerli olması, iktidarın bir kişide olmasını engeller, iktidarın bir kişiye ait olmasını engeller. Tam da arkadaşlar iktidarın belli bir gruba, belli bir kişiye, egemenliğin belli bir gruba, belli bir kişiye ait olmasını
engellediği için yasalar arkadaşlar, yasaların hakimiyeti özgürlüğün imkanını sunar. Siz birine tabi olmaktan kurtulursunuz. Siz bir kişiye boyun eğmekten kurtulursunuz. Siz bir kişinin boyunduru altında olmaktan kurtulursunuz. Yani tabiyet ilişkisini sona erdirdiği için arkadaşlar, bakın tabiyet ilişkisini sona erdirdiği için herkese ait olan, egemenliğin herkese ait olması, yasalar da arkadaşlar bir anlamda bu herkese ait olmayı mümkün kıldığı için iktidarı kişilerden alıp herkese dağıttığı için arkadaşlar, bir anlamda belli bir kişide bir iktidarın toplanmasını engellediği için arkadaşlar, tabiyet ilişkisini ortadan kalkıyor ve özgürlüğün imkanını sunmuş oluyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Cumhuriyetlerde arkadaşlar, cumhuriyet düşüncesinde yasalar önemlidir, kurumlar önemlidir. Kurumlar da cumhuriyet arkadaşlar böyle bakar. Kurumlar özgürlüğü sağlar. Kurumlar bir anlamda gayri şahsidir. Kişisel çıkarlardan, kişisel menfaatten de arındırmış olarak düşünün. Tıpkı yasalar gibi. Kurumlar işlediği zaman tabiyet ilişkileri olmaz. Kurumlar eğer iyi işlerse tabiyet ilişkileri. Kurumlar ve yasalar, hukuk arkadaşlar, cumhuriyette önemli. Tabii özellikle arkadaşlar demokratik cumhuriyet ya da cumhuriyet demokrasi ilişki üzerinden düşündüğümüz zaman biz bu herkese ait, tabii bu Cicero'nun bir meselesi değildi. Biz bugün cumhuriyet tartışmalarına Cicero'nun düşüncelerinden hareketle arkadaşlar, Cicero'nun düşüncelerinden başlayıp cumhuriyet tartışmalarına baktığımızda, ona geldiğimizde arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Aslında bugün o herkese ait olmayı sağlayan şey katılım da olabilir. Yani insanların ortak hayatın yönetimine katılarak yönetimin herkese ait olması da sağlanabilir. Yasalar olabilir, kurumlar olabilir ama demokratik katılım da arkadaşlar, herkesin eşit olduğu ve ortak hayatın yönetimine eşit ölçüde katıldığı bir demokratik modelde de herkese ait olan sağlanmış, gerçekleştirmiş olabilir. Mesela Rusya'nın demokrasi düşüncesi arkadaşlar, Rusya'nın cumhuriyet fikrine en önemli katkılarından bir tanesi. Rusya arkadaşlar genel irade dediğimiz şey üzerinden aslında herkese ait olanı ifade eden bir kavramdır. Genel irade arkadaşlar bir şahsa, bir gruba ait olmayan, herkese ait olanı ifade eder ve o genel irade düşüncesi arkadaşlar doğrudan demokrasi düşüncesiyle ilişkilidir. Tabii Rusya'nın düşünceleri tartışmalı, konuşacağız arkadaşlar. Yani demokrasinin dışındaki şeylere açılan kapılar da var Rusya'da ama cumhuriyet için önemli arkadaşlar, o herkese ait olanı demokrasi ile insanların eşit ölçüde yönetime katılması ile gerçekleştirileceğini düşünmesi. Demek ki bu herkese ait olan kavram arkadaşlar önemli. Şimdi arkadaşlar cumhuriyet düşüncesinde yine Cicero'ya hemen dönelim arkadaşlar. Cicero'ya geri dönelim. Cumhuriyet düşüncesine baktığımız zaman arkadaşlar bunun önemli özelliklerinden bir tanesi de ortak hayat, herkese ait olan hayat, kamusal hayat dedik ki arkadaşlar. Bütün cumhuriyetçi düşüncelerde arkadaşlar siyasi yaşam, ortak yaşam önemlidir. Yani siz eğer bu inanışa, bu düşünceye sahip değilseniz, ortak hayat, kamusal hayat, dedik ki herkese ait olan dedik, cumhuriyetin zaten şeyi, anlamı bu. Eğer bu düşünceye sahip değilseniz orada cumhuriyet dediğim şey olmaz. Peki arkadaşlar bunun ifadesi nedir arkadaşlar? Bunun ifadesi arkadaşlar siyaset yapmanın, kamusal hayatta, siyasi yaşamda görev almanın iyi bir şey olarak görülmesi. Yani erdemin kamusal hayata katılma olarak görülmesi, iyi yaşamın kamusal hayata katılma olarak görülmesi, iyi yaşamın siyasete katılma olarak görülmesi, iyi yaşamın siyasette görev olarak almak olarak görülmesi ve iyi yaşamın arkadaşlar siyasi yaşam içerisinde gerçekleşecek bir şey olarak görülmesi. Bu aslında arkadaşlar Aristotelesçi bir düşünce. Yani biz bu Aristotelesçi düşünceyi arkadaşlar, şeyde de görüyoruz. Cicero'da da görüyoruz. Cicero'da arkadaşlar insanların siyasi birliğe tabi olmalarını, onun içerisinde bulunmalarını, orada görev almalarını, onun iyiliği için çalışmalarını, onun iyiliği için gayret göstermelerini, iyi bir hayatın
iyi bir hayatın bir koşul olarak görüyor arkadaşlar. Yani bir önceki derste hatırlayacak olursanız Epikürcülük de Aristoteles'in karşılaştırmasını yapmıştık değil mi arkadaşlar? Epikürcülük ne diyordu? İşte siyasetten uzaklaşma, siyaset çok önemli değildir. Siyaset efendim çok hayatımızda merkezi bir yer tutmaz. Biz siyasetten uzaklaştıkça insan acıdan uzak durur ve mutlu olur diye bir depolitizasyon dediğimiz siyasetten uzaklaşmayı ifade eden bir anlayışı savunuyordu arkadaş Epikürcülük. Bu anlayış arkadaşlar Çera'da karşı. Çünkü Çera Cumhuriyet fikrini savunuyor. Yani siz eğer Cumhuriyet düşüncesini savunuyorsanız arkadaşlar siyaseti önemsizleştiren, bireyi öne çıkartan, siyaseti önemsizleştiren, siyasetten uzak durmayı öne çıkartan, siyaseti toplumsal hayatın merkezi olarak görmeyen yaklaşımlara mesafeli olursunuz. Onları eleştirirsiniz. Nitekim arkadaşlar, nitekim Cicero'da arkadaşlar, Cicero'da Cumhuriyet düşüncesini savunduğu için arkadaşlar Epikürcü bu birey anlayışına, Epikürcü bu mutluluk anlayışına karşı bir pozisyon sergilemiştir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, birey mi vatandaş mı? Vatandaş insanın siyasal kimliğidir. Vatandaş insanın siyasal kimliğidir, siyasi kimliğidir. Bir siyasi topluluğa mensup olmayı, bir siyasi topluluğa ait olmayı ifade eder. Bir siyasi topluluğa aidiyeti öne çıkartır. Vatandaşlık dediğimiz zaman aklımıza gelen budur. Birey mi, vatandaş mı dediğimiz zaman arkadaşlar, eğer bir cumhuriyetçiyseniz arkadaşlar, vatandaşlığın önemli olduğunu söylersiniz. Yani insanı iyi hayatı, insan için iyi hayatı kılan şeyin vatandaşlık üzerinden gerçekleşeceğini düşünürsünüz. Bu bugün daha önceden bahsetmiştim arkadaşlar. Liberalizm, cumhuriyetçilik tartışması için de geçerli. Yani liberaller birey vatandaş ikileminde bireyi daha çok ön plana çıkartırken, onu daha yüceltirken, cumhuriyetçi düşünce arkadaşlar birey vatandaş geriliminde veya bu ikileminde daha çok şeyi öne çıkartır. Vatandaş kavramını öne çıkartır. Dediğim gibi arkadaşlar, dediğim gibi Cicero Cumhuriyet fikri açısından önemli düşünürlerden bir tanesi. Onu ifade edelim. Seneca arkadaşlar geç stoacılık dediğimiz stoacı düşüncenin etkisi altında. Seneca'nın arkadaşlar, Seneca'nın düşüncelerinde arkadaşlar yani siyaset konusunda gelişler gidişler var. İşte siyasetten uzaklaşmayı, siyasetten ayrı düşünmeye ifade eden şeyler de var arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar Seneca'nın hani diğer düşünürlerden biraz daha farklı olduğunu, özellikle geç stoacı düşünce etkisi altında olduğunu belirtelim arkadaşlar. Stoacı düşüncede arkadaşlar siyaseti etki eden, siyaseti şey yapan bir taraf var. Fakat arkadaşlar bir çeşit böyle bilgelerin dostu işte dünyadaki hani kozmopolisi arkadaşlar siz iki türlü düşünebilirsiniz. Yani kozmopolisi bir dünya devleti olarak düşünebilirsiniz. İşte bir dünya devleti olarak düşünürseniz arkadaşlar o stoacılığın kozmopolis düşüncesini bir dünya devleti olarak düşünürseniz o zaman kozmopolis arkadaşlar daha siyasi, daha açık bir şekilde siyasi bir anlam ifade eder. Mesela imparatorluk, Roma İmparatorluğu kendini böyle bir, daha önce söylemiştim, böyle bir kozmopolis olarak görüyordu. Yani dünya devleti olma iddiası, dünyada düzeni sağlama iddiası, dünyada tek bir devlet olma iddiası, imparatorlukların iddiası budur arkadaşlar. Böyle düşünürseniz arkadaşlar kozmopolisi karşımıza çıkan arkadaşlar bu oluyor. Mesela işte böyle baktığımız zaman imparatorluğu o kozmopolis düşüncesi, stoacılıktaki kozmopolis düşüncesi Roma İmparatorluğu'nda o yayılmacı yapıyı da meşrulaştıran bir şey. Yani madem kozmopolis lazım, dünya devleti lazım, o zaman işte bunu ancak bir imparatorluk gerçekleştirebilir. Barışı ancak adaleti ancak bir imparatorluk sağlayabilir deyip arkadaşlar imparatorluğu meşrulaştıran bir araç olarak görebilirsiniz kozmopolis düşüncesini. Ve hukuku da arkadaşlar işte bahsedilen doğal hukuku da Cicero'nun düşüncelerinin bu tarafıyla da düşünebiliriz arkadaşlar biz. Doğal hukuku da işte bütün bir imparatorlukta geçerli olan hukuk. Yani Roma hukuku aslında doğal hukukla özdeştir deyip yine Roma siyasi düzenini arkadaşlar meşrulaştırabilirsiniz. Böyle bir içerimi var. Fakat arkadaşlar kozmopolisi
bilgelerin dünyayı bilgelerin vatan olarak gören daha siyasal olmayan bir anlamda düşünebilirsiniz. Yani bilgeler işte mutluluğu düşünen, tefekkür eden, doğal düzenle uyumlu yaşayan bilgeler bütün bir dünya bu bilgelerin yurdudur. Bilgelerin vatanıdır ve bir dünyadaki bütün bilgeler kardeştir üzerinden düşünüp daha siyasi olmayan anlamda düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz bu geç stoacılıkta arkadaşlar, stoacının en azından bir yorumunda böyle bir anlayış da karşımıza çıkıyor. Böyle düşünseniz arkadaşlar çok siyasette içli dışlı olmanız gerekmez. Bu daha başka bir arkadaşlar felsefe olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlatılanlarla ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? Roma siyasi düşüncesiyle ilgili genel bir takım şeyler söyledik. Var mı buraya kadar anlatılanlarla ilgili sorunuz? Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Yok. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Hristiyan düşüncesine giriyoruz arkadaşlar. Hristiyan düşüncesine başlayacağız. Hristiyan siyasi düşüncesi işte üzerine duracağız. Niye arkadaşlar bunun üzerinde duruyoruz? Şimdi demin bir defa söyledim. Batı medeniyeti dediğimiz zaman arkadaşlar bunun sütunlarından bir tanesi Hristiyanlık. Batı medeniyeti dediğimiz zaman arkadaşlar bunun sütunlarından bir tanesi Hristiyanlık. Bizim arkadaşlar Batı düşüncesini işte ilk dersimizde niye Batı siyasi düşüncesini anlatıyoruz diye konuşmuştuk arkadaşlar. Oralara işte bakarsanız onları da gözünüzün önünde bulundurursanız arkadaşlar. Biz eğer Batı'yı anlamak istiyorsak, Batı düşüncesini anlamak istiyorsak arkadaşlar mutlaka Hristiyan düşüncesini bilmemiz lazım. Arkadaşlar Hristiyan düşüncesi birçok düşünürün altını çizdiği gibi her ne kadar bir şöyle ne diyelim ilerlemeci işte ilerlemeci demeyeyim de modernist söylem bize şöyle bir şey sunsa da karikatür edilmiş biçimiyle kabalaştırmış biçimiyle işte bir zamanlar Hristiyanlık vardı, kilise vardı, din bir zamanlar etkiliydi. Modern yaşamla birlikte, modern hayatta birlikte işte din etkisini yitirdi. Dolayısıyla dini yaşam geride kaldı. Dolayısıyla Hristiyanlık da geride kaldı ve işte dinden uzaklaşma, sekülerleşmeyle birlikte efendim dinin toplumsal hayattan efendim etkisini toplumsal hayatta etkisiyle birlikte din geride kaldı gibi bir şey söylese de arkadaşlar bu çok doğru değil. Bu çok doğru değil. Arkadaşlar birçok düşünürün altını çizdiği gibi arkadaşlar Hristiyan düşüncesi seküler biçimlerde modern düşüncede de bir anlamda kendini devam ettirmiştir. Bakın Hristiyan düşüncesi seküler formlarda arkadaşlar bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Hemen birkaç şey söyleyelim arkadaşlar. Bunu Augustinus'tan bahsederken arkadaşlar altını çizeceğiz ama birkaç şey hemen söyleyeyim nasıl devam ettirmiştir. Mesela arkadaşlar Tanrı'ya atfedilen kutsiyetin devlete atfedilmesiyle modern devletin bu anlamda tanrılaştırmasıyla örneğin devam etmiştir. Mesela Tanrı karşısındaki eşitlik düşünce inanç düşüncesinin arkadaşlar yasalar karşısında eşitlik düşüncesi biçiminde seküler bir forma bürünmesiyle varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Mesela arkadaşlar insanlık tarihinin efendim ne diyordu arkadaşlar Hristiyanlık insanlar düşer günahkarlar ve ahirete doğru giderler. Dolayısıyla hayat bir kurtuluş sürecidir. Bütün bir yaşam bir kefaret sürecidir. Bütün bir hayat bir kefaret, kurtulma, günahtan arınma sürecidir ve kurtuluş ahirete doğru giden kurtuluşa doğru giden bir süreçtir yaşam diye bir anlayış söz konusu. Biz bunu arkadaşlar çizgisel tarih anlayışı demin söyledik. Modern düşünce arkadaşlar bunu aynen mantığını aynen devralıyor. Seküler biçim veriyor. Diyor ki tarih diyor özgürlüğe doğru giden bir süreçtir. Bakın modern ilerleme düşüncesi Hristiyan düşüncesinin bir anlamda bir biçimini sunuyor. Ve hedef de telos'ta Hristiyanlık ahiret günü diyor, kurtuluş diyor, modern düşünce diyor, özgürlük diyor. Tarihi özgürleşme süreci olarak görüyor. Bakın aslında bütün bunlar arkadaşlar, bütün bunlar aslında Hristiyan düşüncesinin ne kadar
tesirli olduğunu, ne kadar etki ettiğini, Batı düşüncesi, modern düşünce tırnak içinde seküler olarak gördüğümüz düşünme biçimlerinin bile ne kadar aslında derinden derine etkilediğini gösteriyor. Onun için hani o bahsettiğim kaba yorum çok doğru bir anlayışı ifade etmiyor. Bu bakımdan arkadaşlar Hristiyan düşüncesini bilmek önemli. Karşımdaki arkadaşlar politik teoloji kavramını kullanıyor. Aslında politik teolojiye baktığımız zaman aslında arkadaşlar siyasetin aslında dinsel seküler siyasetinde dinsel arka planını, kavramların dinsel arka planını görme şansını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir başka ehemmiyeti daha var. Bir başka önemli olmasının, Hristiyan düşüncesinin önemli olmasının bir başka nedeni daha var arkadaşlar. O da arkadaşlar özellikle Türkiye açısından baktığımız zaman laiklik meselesi, laiklik tartışmaları. Türkiye'de arkadaşlar işte Cumhuriyet'in bir karakteri olarak, bir özelliği olarak laikliğin olduğunu görüyoruz ve laiklik meselesinin de arkadaşlar çok önemli bir mesele. Türk siyasi hayatında çok önemli bir tartışma noktası olduğunu görüyoruz. İşte laikliğin işte yerleştirmeye çalışılması yönelik çabalar, laikliğin işte tehlike altında olduğuna ilişkin kaygılar, laikliğin laiklik uygulamalarının işte baskıcı sonuçları ve ondan kaynaklanan laikliğe yönelik itirazlar, laikliğin anlaşılış biçimine yönelik itirazlar falan. Bütün bunlara baktığımız zaman arkadaşlar Türk siyasetinde arkadaşlar, Türkiye'deki siyasi gündemde özellikle arkadaşlar laiklik meselesinin, laiklik tartışmasının önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi bu laikliğin ne olduğunu, laikliğin özünün ne ifade ettiğini, ondan ne anlamamız gerektiğini arkadaşlar anlamak bakımından da arkadaşlar Hristiyan düşüncesini bilmek, Hristiyan siyasi düşüncesini bilmek ya da o düşünceyi öğrenirken, o düşünceye bakarken, Hristiyan siyasi düşüncesiyle ilgilenirken Batı'da arkadaşlar, Batı'da kiliseyle devlet arasındaki mücadelenin tarihini görmek son derece önemli. Yani biz arkadaşlar, biz eğer Batı'daki devletle iktidar arasındaki mücadeleyi, o mücadelenin tarihini bilirsek, laikliğin ne olduğunu, laiklik kavramının neye tekabül ettiğini, laiklik kavramının mahiyetinin, özünün ne olduğunu anlayabiliriz ki bizde laiklik çok konusunda ciddi bir anlam kargaşası var arkadaşlar. Yani çok farklı anlamlar yükleniyor. Tabii ki bunların hepsinde bu yüklenen anlamlarda kısmen doğruluk payı var ama arkadaşlar yani kavramın anlamının açıklığa kavuşturmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani o kadar çok şey laiklik olarak düşünülüyor ki arkadaşlar bu sefer hani şeyin özünü, kavramın özünü kaçırma şansımız oluyor. Orada arkadaşlar işte o düşünce tarihini, Hristiyan siyasi düşünmek ve oradaki Avrupa'daki arkadaşlar o kilise ile devlet arasındaki mücadeleyi bilmek bizim bir anlamda baktığımızda laikliği anlamamızı da imkan verir. Dolayısıyla arkadaşlar bu bakımdan da Hristiyan siyasi düşüncesini bilmek gerekir. Onu ifade edelim, belirtelim. Şimdi arkadaşlar laiklik yani bu niye Hristiyan siyasi düşünce söylemi, niye kilise devlet arasındaki mücadeleyi bilmemiz gerekir anlamak için arkadaşlar şunu akılda tutmamız lazım, şunu unutmamamız lazım. Laiklik arkadaşlar siyasal bir kavramdır ve iktidar mücadelesi üzerinde anlaşılabilecek bir kavramdır. Laiklikle ilgili arkadaşlar, laiklikle ilgili anlam kargaşasının nedenlerinden bir tanesi sekülerleşme ile laikliğin aynı şey olarak düşünülmesi biraz bizde. Daha doğrusu herkes böyle düşünmüyor ama biz böyle de düşünüyoruz laikliği. Laikliği biz sekülerleşme olarak da düşünüyoruz. Tabii ki arkadaşlar sekülerleşme ile laiklik arasında bir ilişki var. Yani biz şunu çok rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. Seküler bir toplumda laiklik daha
rahat hayata geçer diyebiliriz. Seküler bir toplumda laikliğin gerçekleşmesi, laik yönetimlerin, laik işte siyasetin, laik bir siyasetin hayata geçmesi tabii ki daha kolaydır. Fakat arkadaşlar özü itibariyle ikisi birbirinden farklı kavramlardır. Sekülerleşme sosyolojik bir kavramdır. Sekülerleşmeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Dünyevileşme. Dünyevileşme. Dünyevileşme arkadaşlar sosyolojik bir süreçtir. Bakın dünyevileşme arkadaşlar siyasal iktidar mücadelesi üzerinden açıklayamazsınız. Dünyevileşme dediğimiz zaman arkadaşlar biz bunu güç mücadelesi, iktidar mücadelesi üzerinden açıklamıyoruz. Neden açıklıyoruz arkadaşlar? Toplumsal değişim üzerinden açıklıyoruz. Şöyledir arkadaşlar, şöyle basit bir sekülerleşme tanım verelim. Dünyevileşme arkadaşlar insanların gündelik yaşamında artık dini referans almamaya başlamaları pardon. Sekülerleşme arkadaşlar ya da dünyevileşme dediğim şey tabi bu çok tartışmalı bir kavram, bununla ilgili çok başka şeyler de söylenebilir ama şu anda bizim mevzumuzu, konumuzu anlatırken arkadaşlar altını çizmemiz gereken kısmı o. İnsanların gündelik yaşamlarında dini referans almamaya başlamaları. Bakın bu kendinde olan bir süreç. Bunda teknolojik değişim, toplumsal değişim, ekonomik değişim, kapitalistleşme, kentlerin ortaya çıkması, sanayileşme, bireyleşme ve benzeri birçok faktör etki ediyor. Yani bütün bu yaşanan süreçlerin sonucunda arkadaşlar din toplumsal yaşamdaki etkisini yavaş yavaş azaltmaya başlıyor arkadaşlar. İnsanlar gündelik yaşamlarında dini artık referans almamaya başlıyorlar. Yani örnek veriyorum arkadaşlar bir kişi toplumsal hayatta karşıdaki insanın etki, bakın burada iktidar zorlama, iktidar mücadelesi bundan bahsetmiyorum. Bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Kişi toplumsal hayatta eylemde bulunurken, diğer insanlarla etkileşime girerken dini referans alıyor mu? Mesela ticaret yapıyorsunuz. Ticarette ya bu yasal mıdır, deli midir ona bakıyorsanız, yasalsa yapıyorsanız, yasal değilse yapmıyorsanız veya bir şeye kanun nedeniyle, yasa nedeniyle bir şey yapmayadan kendinizi geri tutuyorsanız veyahut da yasa izin verdiği için, kanun yasa müsaade ettiği için yapıyorsanız arkadaşlar, davranışınız arkadaşlar, motivasyonunuz orası yasallıksa, o toplumdaki mevcut hukuk kuralları, onu göz önünde bulundurarak hareket ediyorsanız arkadaşlar, seküler davranıyorsunuz. Ama şöyle düşünüyorsanız, ya bu helal midir, haram mıdır diye düşünüyorsanız arkadaşlar, bu dinin sahipleri hareket etmek, dinin etkisi demek. Yani arkadaşlar insanların artık gündelik yaşamlarında, toplumsal hayatta, birbirli ilişkilerinde dini referansla, bakın dini nedenlerle değil de daha dünyevi nedenlerle hareket etmesi. Yani kar zararı düşünerek hareket ediyorsunuz. Yasal mı değil mi onu düşünerek hareket ediyorsunuz. Çıkarlarınızı düşünerek hareket ediyorsunuz. Bu hareket bir bu süreci arkadaşlar sekülerleşme diyoruz bakın. Biz bu süreci bu arkadaşlar bu toplumsal değişimle birlikte karşımıza çıkan toplumsal değişimle birlikte kendini gösteren bir şey onu ifade edelim, belirtelim. Şimdi laiklik dediğimiz zaman arkadaşlar iktidar mücadelesinden bahsediyoruz. Sekülerleşme sosyolojik bir kavramken laiklik arkadaşlar siyasal bir kavramdır. Laiklikte arkadaşlar iktidar mücadelesi vardır. Peki bu iktidar mücadelesi nasıl olmuştur arkadaş? Onun için Batı tarihini bilmemiz lazım. Kiliseyle devlet arasındaki mücadelenin tarihini bilmemiz lazım. Bakın arkadaşlar laikus kavramı ını biraz incelememiz lazım. Bu siyasal içerimi olan bir kavramdır. Laikus kavramı. Şimdi bu arkadaşlar bir ayrıma dayanır. Klerikus, laikus. Klerikus, laikus. Klerikus arkadaşlar din adamlarına ait, kiliseye ait olan demek arkadaşlar. Yani Batı'da arkadaşlar klerikus dediğimiz zaman kilisenin mensupları anlaşılıyordu.
Şimdi tabii kilisede arkadaşlar iki türlü düşünmemiz lazım Hristiyan düşüncesinde. Kilisenin arkadaşlar anlamlarından bir tanesi soyut. Bütün inananların manevi birlikteliği anlamına geliyor. Bizim kastettiğimiz kilise bu değil. Bizim kastettiğimiz kilise arkadaşlar burada klerikus dediğimiz zaman resmi olarak din adamı olan. Hani bizim ruhban sınıfı dediğimiz sınıf. Yani resmi kilise, kurumsal yapısıyla kilise. Bu kiliseye mensup olanlar arkadaşlar klerikus deniyor. Bunların dışındaki insanlara da laikus deniyor. Bakın, kilisenin dışında olan kesime laikus deniliyor. Kilise mensuplarına klerikus deniyor. Bu arkadaşlar kilise dışında olan insanların, bu kilise dışında olan insanların Hristiyan olmadıkları, dinle ilişkilerin olmadığı anlamına gelmiyor. Onlar resmi olarak kilisenin bir parçası değil. Onlar din adamı değil. Resmi olarak din adamı değil arkadaşlar. Onun için onlara biz laikus diyoruz. Laiklik demek arkadaşlar, siyasi iktidarın bu laikus dediğimiz kesimde olmasını ifade ediyor. Yani siyasi iktidarın klerikusta, yani din adamları grubunda olması anlamına geliyor. Demek ki Batı'da klerikus siyasi iktidara söz sahibi olduğu için, siyasi iktidarı kontrol ettiği için, siyasi iktidarı kullandığı için, siyasi iktidarda söz sahibi olduğu için laiklik dediğimiz mesele ortaya çıkmış. O klerikusun siyasi iktidar alanından uzaklaştırılması, yani din adamları grubunun, din adamları sınıfının, klerikusun siyasi iktidar alanından geri çekilmesi, bu mücadeleyle oluyor arkadaşlar. Bu kiliseyle iktidar arasındaki mücadeleyle oluyor, savaş da oluyor, iktidar mücadelesi oluyor. Bu mücadeleler sonucunda arkadaşlar klerikusun iktidar alanından, devletin yönetiminden uzaklaşması ve onun yerine laikus dediğimiz kesimin iktidarı kontrol etmesine biz laiklik diyoruz arkadaşlar. Bakın, bu bir güç mücadelesi. Kilisenin yönetimden arkadaşlar, kilisenin yönetimden elini çekmesi, elini çektirilmesi, ona yönelik mücadele, yani mücadeleyle arkadaşlar, çeşitli siyasi mücadele, uzun bir mücadele süreci vardır arkadaşlar burada. O süreç sonunda arkadaşlar kilisenin arkadaşlar siyasi iktidar alanından geri çekilmesi, klerikusun siyasi iktidar alanından geri çekilmesiyle birlikte arkadaşlar o alanın laikus dediğimiz kesim tarafından kullanılmasıyla birlikte biz arkadaşlar laiklik dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Laiklik dediğimiz şey arkadaşlar bu anlamda baktığımız zaman laik dediğimiz şey siyasal bir kavram. Böyle bilmemiz lazım. O zaman Orta Çağ'da çoğu devlet laik değildi. Kilisenin çok etkisi. Evet arkadaşlar, Batı'ya baktığımız zaman Batı'da arkadaşımız öyle diyor. O, Batı'da arkadaşlar kilisenin kontrolü vardı siyasi iktidar üzerinde. Tabi bu arkadaşlar iktidarın paylaşılması anlamına geliyordu. Yani iktidarda, dünyevi iktidar da söz sahibiydi, kilise de söz sahibiydi. Kurumsal yapı olarak kilisede. Ne zaman ki arkadaşlar klerikus, yani kilise, yani din adamları iktidardan uzaklaştı, uzaklaştırıldı, tamamen geri çekildi. Ondan sonra laiklik dediğim şey ortaya çıktı. Laiklik arkadaşlar o anlamda bir iktidar mücadelesi söz konusu olduğu için siyasal bir kavramdır. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani siyasi mücadeleyi, iktidar mücadelesini ona yönelik tarihi göz önünde bulundurarak siz laiklik kavramını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Anlayabilirsiniz. Şimdi demin bir şey söyledim arkadaşlar. Demin bir şey söyledim. Dedim ki seküler bir toplumda, tabii ki seküler bir toplumda arkadaşlar din adamları sınıf etkisi azalır. Seküler bir toplumda kilisenin etkisi azalır. Dolayısıyla seküler bir toplumda arkadaşlar, seküler bir toplumda laiklik tabii ki daha kolay hayata geçer. Fakat arkadaşlar teorik olarak şu da mümkündür. Toplum seküler olmasa da, ya yani insanlar din yaşamında, insanların inançlarında, insanların efendim eylemlerinin gerisinde dini sahipler olsa da, yani seküler tam anlamıyla seküler olarak, seküler olmayan bir toplum söz konusu olsa da yine laik bir rejim olabilir arkadaşlar. Yani eğer arkadaşlar eğer siyasi iktidar arkadaşlar dini referans alarak
dinden hareketle toplumsal hayatı düzenlemiyorsa, bakın belli bir dini referans alarak, belli bir dinin etkisiyle toplumsal hayatı düzenlemiyorsa arkadaşlar, o toplumda da laiklik vardır. Yani insanlar seküler olmasa da laik bir rejim olabilir. Bu mümkündür arkadaşlar. Bu mümkündür. Bizim sıkıntımız ne arkadaşlar? Bizim Türkiye'deki sıkıntımız ne? Bizim Türkiye'de sıkıntı bu kavramların iç içe geçmesi. Bunların silinmez tabii ki. Silinmesi gerekmiyor arkadaşlar. Arkadaşımız sormuş, insanların hafızasından dini silinmez ki. Silinmesi gerekmiyor. Zaten mümkün değil. Yani insanların sekülerleşme de arkadaşlar bir şeydir. Yani bugün dünyada din yine etkili. İnsanların kanaatlerinde din yine etkili. Yani o anlamda baktığımız zaman pürü pak seküler bir toplum zaten olmadı. O mümkün değil. Mümkün değil. Ama diyorum ki ben arkadaşlar, yani insanlar dini inançlarıyla hareket etseler bile, eylemlerini ona göre yönlendirseler bile, ona göre davransalar bile devlet yönetimi layık olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu seküler bir toplumda daha kolay devlet yönetimine layık olması, ama seküler olmayan bir toplumda da olabilir. İnsanlar arkadaşlar düşüncelerinde, davranışlarında dinin etkisiyle hareket edebilirler. Böyle bir toplum olabilir teorik olarak. Fakat eğer devlet toplumsal hayatı düzenlerken, eğer devlet toplumsal hayatı düzenlerken arkadaşlar, dini kurallarla düzenlemiyorsa, dini kurallar üzerinden toplumsal düzeni sağlamıyorsa, orada da laik bir rejimden bahsedebiliriz arkadaşlar. Ki Türkiye'deki sıkıntı ne arkadaşlar? Türkiye'de laiklik insanların yaşamlarında, eylemlerinde dini referans almamaları olarak düşünülmüş, anlaşılmış. Yani yanlış uygulamalar dediğim şey biraz oradan kaynaklanıyor. Yani laiklik arkadaşlar devletin toplumu sekülerleştirmesi gibi düşünülmüş. Öyle anlaşılmış. Bakın tekrar diyorum arkadaşlar, devletin güç yoluyla toplumu sekülerleştirmesi gibi düşünülmüş. Zaten onun için işte insanların inançlarına, yaşamlarına müdahaleler olduğu, ona yönelik tepkiler ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman bizim laiklikle ilgili yaşadığımız sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Yani seküler adeta arkadaşlar devlet eliyle belli ölçüde seküler bir toplum yaratılmaya çalışılmış. Yani tabii ki bütünüyle böyle bir şey mümkün değil de buna yönelik politikalar, buna yönelik uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılar ve ona yönelik tepkiler var. Yani Türkiye'de laiklikle ilgili yapılan laiklik konusunda yapılan tartışmalar veya bu sorunla ilgili düşündüğümüz zaman. Şimdi arkadaşlar tabii demin söyledim. Şimdi hemen bu aslında tartışmayı onunla ilişkilendirmemiz lazım. Peki biz nasıl anlayacağız? Yani bizde kilise yok değil mi arkadaşlar? Bizde kilise yok. Hani biz şimdi Batı'da çok güzel anladık. Dedik ki işte Batı'da klerikus vardı, kilise vardı, din adamları vardı. Bu din adamları sınıfı devletin yönetiminde söz sahibi olmuştu, iktidarı paylaşmıştı. Ve onun o din adamlarının uzaklaştırılması, klerikusun uzaklaştırılması, kilisenin iktidar alanından uzaklaştırılmasıyla birlikte laiklik ortaya çıktı demiştik. Peki biz de nasıl anlayacağız? Bizde din adamları sınıfı yok. Bizde laiklik problemi hiçbir zaman olmayacak. Aslında bizde laiklik meselesi anlamsız mesele. Hayır, bizde laiklik şöyle anlayabiliriz arkadaşlar. Yani laiklik siyasal bir kavram olarak. Yani o özü odur arkadaşlar. Oradan hareket edersek şöyle değil. Bizde din adamları sınıfı yok. Peki biz laiklik nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız arkadaşlar. Eğer arkadaşlar toplumsal hayatı düzenleyen kurallar dini kurallar değilse, biz orada laik bir siyasi rejimden bahsedebiliriz. Bakın tekrar ederim, çok basit. Yani Türkiye'de laiklik nasıl anlaşılabilir? Şöyle anlaşılabilir. Bizim toplumumuzun dini, insanlarımızın dini İslam olduğu için oradan örnek vereceğim arkadaşlar. Eğer toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, bakın toplumsal hayat üzerine kuranlar, biz bunu genel söyleyelim. Dedim ki toplumsal hayatı düzenleyen kurallar belli bir din referans alınarak sağlanıyorsa, orada laiklik yoktur arkadaşlar. Bakın artık din adamları grubundan, kiliseden bahsediyorum. Çünkü bu her yerde yok. Kilise Hristiyanlık'ta var. Başka toplumlarda, mesela Müslüman toplumlarda, İran'da bir din adamları sınıf var ama Şii geleneğinde, ama İslam dünyasında, Sünni İslam'da, Sünni geleneğe baktığımız zaman din adamları grubu yok. Ruhban sınıfı yok. Peki biz daha eskiden nasıl anlayacağız? Şunu anlayacağız arkadaşlar. Ortak yaşamı, toplumsal hayat düzenleyen kurallar İslam kuralları mı?
İslam hukuku bu. Eğer toplumsal hayatı düzenleyen kurallar dini kurallarsa, İslami kurallarsa orada laiklikle ilgili bir sorun var demektir diye düşünürüz. Ha eğer toplumsal hayat düzenleyen kurallar dini kurallar değilse Müslüman bir toplum olsa da arkadaşlar laik bir rejim olabilir. Demek ki biz ona bakacağız. Yani bizim bakmamız gereken laiklik dediğimiz zaman arkadaşlar bizim bakmamız gereken yer toplumsal hayatı düzenleyen kuralların toplumsal hayatı düzenleyen kuralların dini kurallar olup olmaması. Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de toplum Müslüman olabilir. %90 Müslüman. Demin arkadaşımız söylemiş. Din Türkiye'de önemli bir şey, gerçeklik. İnsanlar inançlarını yaşayabilirler, ibadetlerini yapabilirler. Bunlar olabilir. Fakat Türkiye'de arkadaşlar Müslüman olmayan insanlar da var. Başka kesimler de var. İslam'ın çeşitli yorumları var. İslam'ın çeşitli efendim çeşitli biçimlerde yorumlayan, farklı şekilde anlayan gruplar var. İslam içerisinde mezhepler var değil mi? O anlamda baktığımız zaman arkadaşlar toplumsal barış açısından laiklik son derece önemli. Şöyle diyebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz. Toplumun ekseriyeti Müslüman ama Müslüman olmayanlar var. İslam'ın farklı yorumları var. O zaman bu toplumsal hayatı düzenleyen kurallar dini kurallar olmasın. Eğer arkadaşlar bunu sağlarsanız toplumun çoğunluğu Müslüman da olsa eğer toplumsal hayatı düzenleyen kurallar eğer toplumsal hayat düzenleyen kurallar dini kurallar değilse arkadaşlar Türkiye'de de laiklik var demektir. Laiklik hayata geçirilebilmiş demektir. Yani siyasi rejim laiktir. Çünkü laiklik de arkadaşlar önemli iktidar kavramıdır. İktidarın nasıl uygulandığıyla alakalı, iktidar düzenlemenin neye dayanarak yapıldığıyla alakalı, iktidarın neye dayanarak düzenleme yaptığıyla alakalıdır. Eğer siyasi iktidar arkadaşlar dini kuralları referans alarak düzenliyorsa orada laiklikle ilgili sıkıntı var demektir. Yok. Dini kuralları referans olarak düzenlemiyorsa arkadaşlar orada laik bir devletten, laik bir rejimden bahsedebiliriz. Bununla ilgili sıkıntı yok. Bununla ilgili bir problem yoktur arkadaşlar. Ha şöyle düşünse sıkıntı olur arkadaşlar. Ya insanlar işte namaz kılıyorlar, işte ibadet yapıyorlar, işte ya bu bir sıkıntı olabilir. İşte bu bir yerden sonra tabii ki böyle bir risk de var. Bir yerden sonra işte dini kuralların toplumsal hayat düzenlemesine kapı açabilir. Dolayısıyla insanların hayatından dini azaltalım. İnsanların hayatından olmasa daha iyi olur. Devlet de işte buna yönelik politikalar uygulasın derseniz arkadaşlar sıkıntı olur işte. Türkiye'de olduğu gibi. Yani siz laikliği seküler bir toplum yaratmak nispeten de bunda mümkün değil arkadaşlar. Bütün de seküler bir şey. Şimdi bakın seküler toplum yaratmanın arkadaşlar en şey örnekleri sosyalist rejimlerde görüyoruz. Bakın sosyalist rejimler arkadaşlar devletin olağanüstü gücüyle, olağanüstü baskısıyla yani Sovyetler Birliği'ni düşünün arkadaşlar. Devletin olağanüstü baskısıyla, olağanüstü gücüyle arkadaşlar dini adeta yok saydılar. Dinsiz bir toplum inşa etmeye çalıştılar. Bakın dinsiz bir toplum inşa etmeye. Peki oldu mu mümkün değil. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Ne oldu arkadaşlar? Din yer altına girdi. Bakın din yer altına girdi. Gizlendi. Toplumda din olgusu yok olmadı. Arkadaşımız işte sormuş. Yok etmek mümkün değil. Olmadı. Ne oldu arkadaşlar? O rejim, sosyalist rejim yıkılınca o yer altından çıktı. Kiliseler, çeşitli inanışlar değil mi? Hem işte Ortodoks Hristiyanlık hem Müslümanlık mesela bakın oradan bir sürü şey çıktı. Siz arkadaşlar bunu beceremez, bunu yapma şansınız yok. Bunu beceremezsiniz. Yani devlet böyle dinsiz bir toplum yapmaz. Zaten şey öyle bir şey yaptı demek istemiyorum arkadaşlar. Cumhuriyet rejimi öyle bir şey yapmaya çalışmadı. Cumhuriyet rejimi dini toplumsal hayattan şey yapmaya çalışmadı. Din, Cumhuriyet rejimi yaptı ne arkadaşlar? Dini uygulamaların işte bir takım dini ritüeller, işte başörtüsüdür, efendim işte namazdır ve benzeri bir takım şeylerin ileride devletin yönetimini dini kurallara
bağlı olarak yapılmasına kapı açacağı gereksiz endişe duydu ve bunu azaltmaya çalıştı. Laiklik deyince bunu tedbirlerini almaya çalıştı. Onu yaparken de arkadaş ister istemez ne yapıyorsunuz? Devlet gücünü bir baskı olacak kullanıyorsunuz. Yani orada arkadaşlar orada işte o şeyi uyguluyorsunuz, baskı uyguluyorsunuz ve işte orada inanç özgürlüğü ile ilgili problemler ortaya çıkıyor, ibadet özgürlüğü ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Ve orada işte bizim işte bugün yaşadığımız sıkıntılar, tartışma ortaya çıkıyor. Yani o uygulamalar arkadaşlar belli ölçüde tam olmasa bile arkadaşlar seküler bir toplum yapmayla yaratma ilişki. Yani mesela bakın arkadaşlar şu anlamlı bir şey değil. Kamusal hayattan din hiç atamazsınız. Yani din kamusal. Bizde çok yapılır. Kamusal alanda olsun olmasın türba. Kamusal alanda arkadaşlar din olur. Dini kamusal alandan geri çekemezsiniz. Yani onu eğer siz laikliği kamusal alandan dini çekmek olarak nasıl arkadaşlar baskı uygularsınız. Baskı uygulamak zorunda kalırsınız. Dinler, bütün dinler kamusaldır. Yani kamusal hayatla ilgili iddialara sahiptir. Toplumsal hayatta uygulanan bir şey değil din arkadaşlar. Dini çekemezsiniz kamusal hayattan. Siz laikliği kamusal hayattan dini geri çekmek ve devletin gücünü bu anlamda uygulamak diye düşünseniz bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Devam ettireceğiz. Birazdan bir sonraki dersimizde üzerinde duracağız. O zaman arkadaşlar sıkıntı ortaya çıkar. O zaman sıkıntı ortaya çıkar. O zaman yaptığınız uygulamalar baskı doğurur. O zaman işte inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü tartışma olur arkadaşlar. Türkiye'de arkadaşlar, Türkiye'de laiklik meselesi onun için problem. Yani biz ama şöyle düşünürsek arkadaşlar, şöyle düşünürsek problem çözülür. Yani toplum Müslüman olabilir. Ya bu benim naçizane fikrim arkadaşlar. Toplum Müslüman olabilir. İnsanlar kamusal hayat, tabii din kamusal hayatta olan bir şeydir. Dini kamusal hayattan atamazsınız. Kamusal hayatta, ortak hayatta insan din kendini gösterecek, tezahür edecektir. Bunu problem olarak görmezsiniz arkadaşlar. Sadece odak noktanızı iktidarın kullanılma biçimine, iktidarın siyasi gücü kullanma biçimine, toplumsal hayatın hangi kurallara göre düzenlediğine odaklarsanız arkadaşlar o zaman daha sorunsuz bir laiklik uygulaması veya anlayışı karşımıza. O zaman şöyle dersiniz. İnsanlar toplumsal hayatlarında kamusal yaşamda din inançlarıdır, ibadetleridir, şudur budur, tezahür bunlar olabilir. Fakat devlet yönetimi, iktidarın kullanılması, din referans alınmadığı müddetçe, toplumsal hayat dini kurallara düzenlemediği müddetçe laiklik tamamdır, vardır. Bu bizim için yeterlidir diye düşünürsek arkadaşlar daha toplumsal barış açısından daha sorunsuz bir anlayış hakim olabilir. Ama tabii dediğim gibi orada işte siyasal bir kavram olduğunu laikliğin, sosyolojik bir kavram olmadığını, sekülerleşmeyle laikliğin birbirinden farklı olduğunu ayrımda olmak lazım. Onun bilgisine sahip, oradan hareket etmek lazım. Oradan hareketle düşünmemiz lazım. İşte arkadaşlar bu bakımdan, bu anlamda hani bizim için de bizdeki sorundan anlaşılması bakımından da devam edeceğiz dediğim gibi 13.50'deki dersimizde arkadaşlar. Bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizdeki sorundan anlaşılması bakımından da arkadaşlar Hristiyan düşüncesini, Hristiyan siyasi düşüncesini bilmek önemli. Oradaki işte o mücadeleleri, kiliseyle devlet arasındaki mücadeleleri bilmek önemli. Demek ki bizim ilgili bir meseleye de ışık tutuyor bu tartışmalar, bunu bilmek, öğrenmek ışık tutuyor. Evet arkadaşlar, 13.50'de arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi siyasi düşünce arkadaşlar böyle işte bir yerde kalmış olmuş bitmiş şeyler gibi anlatırsak bir kıymet olmaz. Tabii ki bugünkü mesele ilişki kurmaya çalışıyorum ben elimden geldiği kadar yani başka düşünceleri de anlatırken. Onun için bunu yine yapmaya çalışacağız. Daha somut mesele üzerinden gitmeye çalışacağız. Sorunuz var mı arkadaşlar? Sorularınız var mı? Evet, sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi evet. Dersin bağlantısı arkadaşlar, onu şey yapacağız arkadaşlar. Teknik sorunlar olabiliyor. Dersin kaydı oluyor. Bir arkadaşımız demiş ki hocam dersin bağlantısı gelmedi. Dersin kaydı oluyor. Dersin kaydını izlesin arkadaşlarımız. Bütün derslerin kaydını arkadaşlar UKİ'ye yüklüyoruz arkadaşlar.
bütün derslerin kaydını Uki'ye yüklüyoruz. Dolayısıyla hani oradan izleyebilirsiniz. Bu yeni bir sistem olduğu için arkadaşlar bağlantıyla ilgili sorunlar olabiliyor. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bizim çözebileceğimiz bir şey varsa yardım çözmeye çalışıyoruz. Evet, var mı arkadaşlar sorunuz? Evet, sınavda en son, evet arkadaşlar, sınavda en son işlediğimiz yere kadar sormuşsunuz. Yani bugün nerede bırakırsak arkadaşlar, bugün şimdi 13.50'de dersimiz var, 17'de de dersimiz var. Oraya kadar sorumlu olacaksınız arkadaşlar. Bu hem bu dersi dediğim gibi ben hem uluslararası ilişkiler öğrencilerine veriyoruz hem de kamu öğrencilerine veriyoruz. Dolayısıyla bu iki bölüm için de geçerli arkadaşlar. Bu derste bugün nereye kadar gelirsek oraya kadar sorumlu olacaksınız. Evet, var mı başka sorunuz arkadaşlar? Evet. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. 13.50'de görüşmek üzere. Biz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar.